Bir zamanlar Osmanlı eyaleti olan Libya, 1.759.000 kilometrekare yüzölçümü ile Afrika'nın en büyük dördüncü ülkesidir. Ki bu neredeyse Türkiye'nin şu anki topraklarının iki katını oluşturur. Peki Akdeniz'in ortasında bulunan, deniz hakimiyeti için oldukça stratejik bir lokasyona sahip, yüzölçümü bakımından çok büyük ve petrol zengini olan bu ülkenin 1947 yılında Türkiye'ye dahil olmak istediğini ve hatta ilk başbakanının bir Türk olduğunu biliyor muydunuz? Libya, dünyadaki kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip 10. ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri, Trablus'ta 3 milyondan fazla insan yaşar ki bu da neredeyse ülke nüfusunun yarısı demek oluyor. Hemen hemen 2 milyon kilometre kare toprakla dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Libya, bu orana ters bir şekilde dünyanın en az nüfusa sahip ülkelerinden birisi olması yönüyle de hayli ilginç. Ama bana sorarsanız, Libya'yı daha da ilginç kılan şeyler mevcut. Bunların başında elbette eski devrik lider Kaddafi çekiyor. Birazdan onu uzun uzun anlatacağım. Ama öncesinde Osmanlı döneminden bahsetmek istiyorum. Tarihi ismiyle Trablusgarp, bugünkü ismiyle Libya, 1551'de Kanuni zamanında Osmanlı Devleti'nin bir parçası oldu. Bunun öncesinde bölge, dönemin en büyük güçlerinden olan Habsburgların kontrolündeydi. Avrupa'daki Endülüs hakimiyetine son veren Habsburglar, Kuzey Afrika'da da hak iddia edince Libya halkı 1919'da İstanbul'a bir heyet yollayarak Osmanlı Devleti'nden yardım istemişti. Osmanlı Devleti, başlangıçta bölgeyi kısıtlı olsa da askeri yardım yapmış ve olayın üstüne pek gitmemiştir. Fakat Habsburgların burayı bir üs olarak kullanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini tehdit etmeleri üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle sefere çıkan kaptanı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis 1551 yılında Libya'yı fethetmiştir. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hakimiyeti için kritik bir nokta olan Libya, Osmanlı donanması için bir askeri üs ve deniz ticareti açısından da büyük öneme sahipti. 4 asır Osmanlı idaresinde kalan bölge, Osmanlı'nın zayıflamasıyla beraber 1911 yılında İtalya'nın işgal girişimine uğramış, bu durum karşısında yerel halk Osmanlı Devleti'ne bağlılık göstermiş ve İtalya'nın işgalinin genişlemesine engel olmuşlardır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu kaotik ortam nedeniyle 18 Ekim 1912 tarihli Uşi Anlaşması'yla bölgedeki İtalyan işgalini kabul etmek zorunda kalmıştır. Libya, Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldıktan sonra İtalya'nın hakimiyetine girse de bu durum Osmanlı hakimiyeti gibi yüzyıllar boyunca sürmedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bölge Fransız ve İngilizlerin kontrolü altındaydı. 1951 yılında Libya Krallığı kuruldu ve Kaddafi 1969 yılında o zamanlarda Türkiye'yi tedavi olmak için gelen Kral 1. İdris'i darbeyle tahttan indirip yönetimi eline almıştı. Kral İdris, Türklerle iyi anlaşan ve yakınlığı olan bir yöneticiydi. Hatta onun döneminde Libya'da başbakan bir Türktü. Bu konuyu Kaddafi'yi konuştuktan sonra detaylıca anlatacağım. Kaddafi'nin birer diktatör olduğunu iddia edenler de var. Ölümünden sonra Libya'nın gerilediğini düşünenler de. Kaddafi döneminde Libya'da şu anın aksine huzur vardı. Su, doğalgaz ve elektrik gibi şeyler zorunlu ihtiyaç olduğu için bedavaydı. Kredi çekmek isteseniz devlet faiz istemiyor, aksine kendi vatandaşını destekliyordu. Evlenmek isteyen çiftlere 150 metrekare olduğu iddia edilen evler ücretsiz veriliyor, her aileye aylık olarak istisnasız para yardımı yapılıyordu. Libya, Kaddafi döneminde ekonomik açıdan o kadar güçlüydü ki dünyanın en borçlu ülkesiydi. Öte yandan stratejik bakımdan da Osmanlı himayesi sonunda bölgeye gelen İtalyanlara karşı mücadele ediyordu. İngiliz ve İtalyan üsleri birer birer kapatılıyor, petrol şirketleri ulusallaştırılıyordu. Hatta Kaddafi Türk yanlısı bir dış siyaset dahi izliyordu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin desteğini alarak Arapların lideri olmak istiyordu. Tam da şu anda Kaddafi'nin tek büyük Arap devleti projesine daha yakından bakmamız gerekiyor. Mısır'ın bir zamanlar Osmanlı toprağı olduğunu bilmeyen yoktur. Fakat size daha ilginç bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır'ın komşu olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Suriye ve Mısır bir dönem Arap Birliği Cumhuriyeti adı altında tek bir ülke olmuştu. 1.195.000 kilometrekare alanı kapsayan bu ülke günümüzde hala varlığını sürdürmüş olsaydı Kolombiya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 26. ülkesi olacaktı. Ki Mısır'ın bu listede günümüzde 30. sırada olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Velhasıl bu ülkenin ömrü pek de uzun soluklu olmadı. 1958'de kurulan bu ittifak 1961'de dağıldı. Aradan geçen yıllar sonunda 1 Ocak 1972'de Kaddafi'nin girişimleriyle bu sefer de Libya, Mısır ve Suriye üçlüsü Arap Cumhuriyetleri Federasyonu adı altında birleşti. 2.947.000 kilometrekare yüzölçümüyle dünyanın en büyük 8. ülkesi olan bu ülkede o zamanlar 50 milyonun üzerinde insan yaşıyordu. Kaddafi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya uzanan tek bir Arap devleti ihtiyacını ilan ederek Pan-Arap fikirlerini ortaya atıyordu. Yani aslında Fatih'in kendine Kaiser dediği gibi
Kaddafi de kendini Osmanlı'nın devamı diyordu. Kaddafi'ye dair yorumları size bırakıyorum. Sizce Kaddafi gerçek bir vatansever miydi yoksa gerçek bir diktatör müydü? Her ne olursa olsun böyle bir sonu hak etmiyordu. 2011'de Arap Baharı sırasında halk tarafından ezildi ve söylemek istemeyeceğim şekilde can verdi. Öyleyse şimdi zamanı geri saralım ve Kaddafi dönemi öncesine yolculuk edelim. Libya'nın 1947 yılında Türkiye'ye dair olmak istediğini söylemiştim. Peki neye dayanarak bunu söyledim? 18 Ocak 1947 tarihli Muhammed Hasan Amir imzasını taşıyan belgede daha önce Hatay Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığı gibi Libya'nın da Türkiye topraklarına ilaki için yardımcı olması isteniyor. Bu belgeyi görünce aklıma iki soru geldi. İlki Muhammed Hasan Amir kim? İkincisi ise bu belge gerçek mi? Arşivlere ulaşma yetkimi olmadığı için belgenin resmi olup olmadığını kanıtlayamam. Fakat mektupta bahsi geçen Muhammed Hasan Amir adını search ettiğimde ilginç ki hiçbir yerli ve yabancı kaynakta adına rastlamadım. Resmi unvanı nedir, ne hakla bu mektubu yazmıştır, bu sorulara cevap bulamadım ve internette adamın hiçbir resmini bile görmedim. Ama iddia, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yenilgiye uğrayan İtalyanlar Trablusgarp'taki hakimiyetlerini yitirince Libya'nın Türkiye'ye dahil olması yönünde. Bunun üzerine 1947'de, yani savaştan 2 yıl sonra, Libya'dan Cumhurbaşkanlığı makamındaki İsmet İnönü'ye ilhak talebi geliyor. Ancak mektuba bakınca anlıyoruz ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'nün yanında resmi bir ünvan ve sıfata sahip birisi yok. Peki mektupta ne yazıyor? Sadakat duygularımızı teyit eder ve Libya'nın Türkiye'ye ilhakına taraftar bir parti kurulmasının müsaadelerini niyaz eylerim. Mektubun içeriğine bakıldığında Libya'nın Türkiye ilhakını kabul edin, siz bunu kabul ederseniz Libya hemen Türkiye'ye katılacak falan denmiyor. Aksine Libya'nın Türkiye sınırlarına dahil olması için parti kurmak istediklerini ve kurulacak olan bu partinin desteklenmesini istediklerini söylüyorlar. Öte yandan İnönü, evet kabul ediyorum, hadi gelin bize katılın dese bile Libya öyle şıp diye Türkiye toprağı olamaz. Bu doğrudan İsmet İnönü'ye bağlı bir şey değil çünkü. Ayrıca 1947 yılında Libya İtalya işgali altındaydı. Konuyu toplamak gerekirse paylaşılan resimlere bakıldığında anlaşılıyor ki talep Libya resmi kaynaklarından gelmemekte. Ve hatta gelemez. Çünkü resmi olarak Libya diye bir yer yok. Bu mektup eğer gerçekse Libya'nın Türkiye'ye katılma fikrini savunan muhalif bir kitlenin parti kurmak için Türkiye'den yardım talebinden ibarettir. Evet, bu olay basına yansımış olsa da resmi olarak Türkiye'den bir karşılık bulamamış. Türkiye, Atatürk'ün Hatay'a yaptığı gibi ekstra efor sarf etseydi ve bölgede çalışmalar yürüseydi Libya bugün Türkiye toprağı olabilir miydi? Bunu dönemi anlayarak cevaplamak size kalsın. Ama özüne bakıldığında İsmet İnönü bu tarz fikirlerden kaçınan, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunan ve bunu tehlikeye atacak tüm davranışlardan kaçınan bir politikacıydı. Henüz çocuk yaşta olan Cumhuriyet'in ve ağır savaşlardan çıkan Türkiye'nin bu gelişmeleri kaldıramayacağını ve dış politikada kötü etkilenip savaşa çekilebileceğini düşünüyordu. Bunlar sadece benim çıkarımda bulunduğum kanaatlerim. Doğru mudur, yanlış mıdır size bırakıyorum. Ve videoyu bitirmeden önce Libya'nın ilk başbakanından bahsetmek istiyorum. Evet, Libya'nın ilk başbakanı sahiden de bir Türk. Yani aslında bunu da biraz abartıyoruz diyebilirim. Kral İdris döneminde Libya bağımsızlığını kazanınca yapılan ilk şey Türklerle yeniden güçlü bir bağ kurmaktı. Bu sebeple Sadullah Kuloğlu başbakanlığa atandı. Bu durumu Sadullah Kuloğlu'nun oğlu Orhan Koloğlu yıllar sonra katıldığı bir TV programında şöyle açıklıyordu. Babama Libya'nın ilk başbakanı denilebilir. Bağımsızlık kazandıktan sonra kendi kadroları yoktu. Türkiye'de de valilik görevi yapan babam, Türk hükümetinin izniyle orada o görevi üstlendi. Bir süre başbakanlık yaptı. O zaman Arap-Türk ayrımı yoktu. Babam Türkiye'de kaymakamlıklar ve valiliklerde görev yaptı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1947-48'de Libya'da yeni bir devlet kurulmak istendiğinde babam Ankara hükümetinin izniyle oraya gitti. Kral babamı özellikle istedi. Yani Sadullah Koloğlu'nun Libya'da başbakanlık yaptığına dair kanıt sadece bu arkadaşlar. Oğlunun söyledikleri. Resmi kaynaklara bakıldığında Sadullah Bey'in Libya'da başbakan sayıldığını görmek çok zor. Fakat Türklerle Libya halkı arasındaki dostluk ve ittifak çok uzun asırlara dayanıyor. Günümüzde de Türkiye, Libya ile iyi ikili diyaloglara sahip. İki ülkenin de Akdeniz'deki çıkarları ortak. Peki videoda bahsettiğim gibi Libya Türkiye'ye dahil olsa nasıl olurdu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.